Merhaba arkadaşlar. Herkese Texas'tan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda ne yapacağız? Bu videoda kuşlara birazcık kalsiyum takviyesi yapacağım. Yani dediğim gibi daha önceki videoda da kuşlara farklı vitaminler, vitamin desteği yapmıştım. Bu videoda da aynı şekilde destek, kuşlara destek, tam destek. Ne yapacağız? Kalsiyum nitrat sularını bütün kuşlara ekstradan birazcık kalsiyum alsın. Sağlıkları daha iyi olsun. Eksik bir şeyleri kalmasın. Özellikle bu zaman yavru zamanı bitti benim için zaten de. Çünkü burası çok sıcak. Bilmiyorum Türkiye'de yavru dönemi bu zamanlarda çok fazla yavru alınmıyor burada. Burada çok sıcak olduğundan yavru falan alınmıyor yani bu saatte. Belki işte bir iki tane kuş varsa çalışma yapabileceğin veya işte hani özel böyle bir şey çıkartmak için uğraştığın kuş varsa o olabilir ama onun dışında çok bir yavru dönemi değil. Yani çok sıcak zaten. Yavruların yumurtadan çıkması da ayrı bir sıkıntı oluyor. Çoğu zaman çıkamayabiliyorlar yumurtadan çok sıcak olduğundan dolayı. Neyse. Dediğim gibi yavru dönemi değil şu anda. Yalnız kuşlar tüye girmeye başlayacak. Daha yavaş yavaş başlıyorlar. Çünkü tüy dolmaya başladı yavaş yavaş. Öyle olduğu için kuşların birazcık daha fazladan, ekstradan enerjiye, vitamine, farklı besinlere birazcık ihtiyaçları oluyor. Daha sağlam, daha güçlü bu tüy dönemini atlatmaları için. Kümesle öyle bir sıkıntı falan yaşamak istemiyorum. O yüzden kuşları vitaminliyorum. Bol bol vitamin, kalsiyum ne gerekiyorsa ekstradan veriyoruz. Şimdi şöyle bir kalsiyum aldım. Daha önce de kullanmıştım bu kalsiyumu. Şimdi bütün kuşların sularına bunu kullanacağım. İsmini vermek istemiyorum. Belçika markası. Zaten tanınmış bir marka. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şey olarak yani. Şeyleri iyi. Ne denir ona? Yani kullanan insanlar iyi yorumlar yapıyor hakkında. O yüzden bunu kullanıyorum. Şimdi kuşları işte bu şekilde sularına katıp kuşları destek sağlayacağım. Bu boş olanı daha dolu olanı hazırlamıştım zaten şu şekilde. Burada dolu olanı var. İşte içerisine birazcık kalsiyum. Dediğim gibi bunu yumurta yapmayan kuşlarda falan da daha önce denemiştim. Önceki videolarda da var. Şunu çok fazla da abartmadan. Bu şekilde değil. Çok fazla da abartmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü zaten şey yem veriyorum. Nasıl denir? Karışık yem veriyorum. Öyle olduğu için hatta bunu böyle çok koymadan önce bir çalkalasak daha da iyi olur. Bu şekilde çalkalayayım ki içerideki şey karışsın birazcık. Oldu gibi. Evet, bayağı o beyazlık, beyaz söz olan gibi şey gibi yani. Ne denir? Çaya katılan şeker gibi içerideki o beyazlık yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Oh. Tamam, süper oldu. Bu şekilde arkadaşlar şimdi bunu kuşlara vereceğiz. Şimdi sıkıntı şu. Birkaç tane kuş çifthanede var. İki çift var aslında. İki çift çifthanede var. 4-5. Bunun gibi 5-6 tane yapmam gerekecek. Çünkü farklı kümesler var. Bu şekilde yapıp arkadaşlar kuşlara dediğim gibi vitamin mineral desteği vereceğim. Bugün birazcık kuşlara günümü böyle kuşların temizliği, vitaminlenmesi o şekilde bütün günümü. Sabah da zaten kuşları uçurmuştum. Hiç yoksa bugün en aşağı şu ana kadar
Bir 6 saat falan harcadım herhalde kuşlarla. Bugün cumartesi. Daha güneşin birazcık aşağı inmesini bekliyorum. Güneş birazcık daha karardıktan sonra kuşları uçurmaya başlayacağım. Bu şekilde de en azından yine 1-2 saat daha öyle gidecek. Yani bugünü kuşlara ayırdım resmen. Çünkü çok uzun zamandır cumartesi, yaklaşık bir 6 haftadır falan cumartesileri çalışıyordum. Kuşları yine uçuruyordum her gün de. Ona daha böyle ara vermek gibi bir şeyim yok da. Her gün uçuruyorum ama işler yoğun olduğundan dolayı bayağı uykumdan bayağı kesiyordum. İşte bu cumartesi şaş bela bir şey oldu, yani bir boşluk oldu. O şekilde şansıma kuşları uçurmaktan ziyade kuşlarla daha çok ilgilenebildim. İşte bu eksikliklerini gideriyorum şu anda. Kümesleri gıcır gıcır yaptık. Bit, pire, işte bakteri, makteri ne varsa hepsini içeride hallettik yani. Kuşlar gıcır gıcır, bir sıkıntı yok. Çok şükür her şey yolunda gidiyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Texas'tan herkese selamlar.